Kayıt. Hadi bismillah. Bakalım. İkinci deneme de ilki izledim. Ses çok güzel. Ne patlama ne çatırdan. Ah şu işte o 1080-60'ı desteklese uygulama 10 numara olacak. Çok titreşim var. Yani biraz var. Ha, kalite iyi mi? İyi ama. Allah Allah. Poco güzel çekmiş. Açıda gayet güzel. Şöyle düz sürdüğün zaman. Çalıştıralım hadi bismillah. Ayaklık şey zaten. Çevimizdendirelim güneşliği. 10 numara. Ya Allah bismillah. Haydi bakalım. Portaki'den ayrılıyorum. Videonun devamı, ikinci video. Güzel ama ya, ben baktım da beğendim, hoşuma gitti. Ha, titreşim var mı? Var da veya yapacak bir şey yok arkadaşlar o. 20-30 bin lira GoPro alacaksın o zaman, yani paraya kıyıp. Ha, bu telefon kendi şeyinde çekse bu da 10 numara çekir. 1080-60'da 4K'da da. Öyle bir şey yok işte maalesef. Vay be, Tokyo'ya ne biçim yol yapmışlar, gözlerim yaşardı. Evet, seçim yaklaşıyor tabi. Şunu indireyim ha, ses biraz daha iyi. Hatta bu çene perdesi var bunun, onu takabilsem telefon şey kaskı 10 numara videolar çıkar. Çene perdesi, çene pedini çekebilsem çekemiyorum. Şu an açı iyi olması lazım ya, şöyle eğilsem bile pek kaybolmayan, hem ekranı görüyorsunuz. Araba geliyor ama gelmiyor. Sağ sol serbest. Ortakiden ayrılıyoruz. Yani kask, normalde bu kask böyle ses alınmaz çapur. Burada. Yol hakkı kimin? Serbest. Geçiririz inşallah. Son saniyeler. Hop hop hop. Son saniye yetişirim böyle. İnşallah niyetimiz bu sene 2024 Haziran'da Asya turu nasip olursa. Ama kafamda bir iki deli şey daha var, proje. Hadi hangisi olursa, yani Asya turu da olabilir, minibüs alıp karavana çevirme de olabilir. Yani bilmiyorum, şu an ikisi muallada. Asya turu da çok kafama yatıyor. Asya turu dediğim, Niğde'den bir çıkıyorum, Gürcistan, Rusya, Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan, Tacikistan, Kırgızistan, Kırgızistan'dan tekrar Bişek, Almaty, Almaty'den tekrar Rusya, Novosibirsk, Krasnoyarsk şehrine.
Ulaanbaatar'dan tekrar Rusya'ya çıkıyorum. Kuzeyine. Ulaanbaatar'ın bir kısmını motorla geçip Ulaanbaatar'dan sonra da Rusya'nın Magadan şehri. Büyük ihtimal oraya, yani Rusya'nın en kuzeyi, en doğu şehri, evet. Yani yolda gidebileceğiniz en son nokta. Gidersem oraya gideceğim. Oru olmazsa Moğolistan'da motosikleti bırakıp uçağa atlayıp Moğolistan'dan Tokyo'ya, Japonya'nın. Tokyo'dan Seul'e, Seul'dan tekrar Moğolistan'a. Moğolistan'da motor alıp Niğde'ye tekrar Türkiye'ye geri dönüyorum. Bütçem var, 110 bin lira falan biriktirebiliyorum Haziran'a kadar. Maaşlar da zamlandı iyice. Yani biriktirsem şeyim o yönde, temennim. Güzel olur, iyi olur. Olursa olur, olmazsa olmaz. Açı da gayet güzel, dar açı çekmesine rağmen. Yani geniş açıyı da kullanırım, uygulamanın o yüzden kötü gibi. Bakalım yani, kısmet, öyle planım var. Olmazsa karavan alırsam günümüz BMC'li, evet, düşünüyorum. Onu karavan yapma şeyim var, çünkü gerçekten bir evde ihtiyaç, yani bir konaklama olacak. Ama bir eve de ben 10 bin lira, Niğde gibi bir şehirde bir ev kirasına da 10 bin lira veremem yani, kimse kusura bakmasın. Ha, burası Niğde Üniversitesi. Niğde Şehit Ömer Halis Demir Üniversitesi. Adı değişti tabi. Burada iki tane helikopter pisti var sağ tarafta. Şöyle bayrağı görürsünüz. Bir kere helikopter indi buraya. Ben orada Niğde organize var geride. Orada staj yapıyordum yaz günü. Bir helikopter sesi, o arada şehit gelmişti Niğde'ye. Dedik herhalde şehit cenazesi geldi ben. Bakamadım ama sesi duydum yani, helikopter indi. Sonra haberlerde araştırdım, baktım. 5 aylık mı 6 aylık bebek Niğde'de kalp rahatsızlığı geçirmiş. Kayseri'den ambulans helikopteri geliyor, bebeği alıyor, Ankara'ya götürüyor. Ona gelmiş yani. Şeyin, Sağlık Bakanlığı'nın kiraladıkları Airbus H145 ya 135 tipi helikopter, kırmızı. Nereden var 8-10 tane Niğde'de de, şey yani Türkiye'de de denk gelmiyor helikopter. Kayseri'de var, Adana'da var ondan, Diyarbakır'da var. Aa, şimdi duracağız, millet bakacak ne yapıyor diye. Video çekiyoruz, ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? İyi ki Allah'tan motor mağdur. Bak bunu geç. İşte abi, sert kalkıyorum. Niye? Bak, bu taktiktir. Hemen tekrar yavaşlattım. Arabalar, maksadım ne? Arabalardan, trafikte bir an önce kurtulmak, motoru kurtarmak. Bak, temize çıktım şimdi. Arkam boş, bak. Arkam boş. Amaç kendimi kurtarmak. Bir an önce trafikten, çileden kendini atacağım, kurtulacağım. İşte öyle, konudan konuya atlıyoruz. Ne diyorduk, ne yapıyorduk. İşte öyle yani, motor işi biraz da dikkatim dağılmasın. 2 haftadır sürmüyorum. İnsan şey yapıyor, unutuyor ya. Motoru ben kompresöre bırakmayı çok seviyorum. İyice önde durayım da arabalar dibime girmesin ya. Ben şu çizgiye kadar gireyim. Geç vizör çekiliyor ya, görmezler. Lan pinini o çıkardık. Acayip buhar yapıyor kask. Çıkarayım ya. Heh, şöyle. Şimdi yine sert kalkacağım. Sert kalktım, bitirdim. Niye? Maksat arkayı temizliyorum. Filtre arkamda, sağımda, solumda ne kadar az araba olursa bir motorcu için, motosiklet için o kadar önemli. Öyle uyuz uyuz kalkarsan, yavaş gidersen. Öncelikle, özellikle acemler şu hatayı yapıyor, adam 50 ile acemi şöyle gidiyor buradan. Şöyle işte 40 ile 50 ile. Trafik burada 70-80 akıyor. Sonra arkadan 80'li adam vıcız diye şuradan dibinden sıyırma geçiyor. Öyle diyor, korkuyor. Kardeşim böyle niye gidiyor? Geç şöyle yolu ortalığı, yol benim de. Hah, şöyle sola yakın git.
soldan sollasın seni. Adam dibine varıyor ya, ondan sonra demeli şuradaki ışığa yetişemem, şuradan gireyim ya. Onda giriş kapatmışlar. Ben gireyim ya. Artık o yola girdik, o ışığı kim bekleyecek 2 saat. Sağdan üf, bak maskeyle gördün mü? Bak çocuk 18 yaşında. Bir vursa işte gittin yani. Davar oldu davar, oradan öyle mi geçilir? 4 kavşak var. Dön. Yani yol 4'e ayrılıyor. Davar 60 ile gidiyor ya Ford Focus. 19 yaşında spa işte. Gelse vursa sana gittin işte bak. Kimse yani ölsen ölmesen yani. Motor parçalayıp atacak, seni yere yığacak. Hayvan gibi gidiyor. Kaç tonluk araba. Her yer 100 tane giriş çıkış var, anasını satayım. Lan gir ya. Oğlum ablalardan ben önce dönerim ya. Ya titreşim olmasa ona da idare edecek, izleyen arkadaşlar yapacak bir şey. Nereydi? Şuradan bir gideyim de. Nidenin boğruyorlar evler. Depremde bir sallandı buralar. Bir sallandı. Altı buran bataklık yani. Bağ bahçeydi buralar. 20-30 yıl önce falan. Buraya imar gelince ki mecbur yani. Şehir bir yere büyüyecek. Mecbur imar verecek. Vermişler imar. Ha. Şimdi o en çok sağlam değil, kötü değil diyemem. Buradaki evler güzel, sağlam. Ama temel işte, temel de çok önemli. Altyapı. Sağ serbest, sol serbest, sağ serbest, sol serbest. 10 kere bakıyorum ya. Kavşağa çıkarken. Vallahi. Bademi gördünüz, fırlamay fokus. 60'dan gidiyor. Sitelerin içinde. Ben onun aklını alırdım da neyse. İşte buralar böyle bağ bahçeydi. Depremde çok sallandı buralar. Yani bayağı bu evler 5 milyon liralık ev. 2 milyona satamadı kimsinden. Burada da çok titre bu video ya. İdare edin yol kötü. Niye gördüysem ben buraya. Dominar 400'ün de var ya, 4000 ile 4500 devirde öyle gıcık bir titreşimi varken anlatamam. Tam böyle ya, çok düşük devir süreceksin ya, 5000'in üstü süreceksin yani. Bak şu an 4500 zırıl zırıl titriyor abi, CG gibi ya makine. Hop, ayağa kalktık. Vallahi ya böyle bir titreşim yok ya. Oo. 5000'e geldi mi kesin yani. Titreşim var abi, Dominar 400'de yok diye yalan söylüyor. Ha. Aşırı mı? Değil. Çok çok aşırı da değil. Niğde'de geziyoruz böyle. Ben önce eve gideyim, bakayım video nasıl olmuş. Ya
Ya böyle süreceğim, 3000 devirin üstüne çıkmayacaksın. Böyle tın tın böyle de işte olmuyor yani. Motor devir çevirteceğiz, motosiklet sabit sürersen olmaz. Radyomuş bari. İnşaatlar yavaş yavaş yapılmaya başlandı. Şöyle dikerler yakında bir şey. Başı Opel'de durmayacak mesela. Biliyorum. Ha ben de yavaş gidiyorum ona göre. Çık der gibi gidiyorum da durmaz yani. Biliyorum. O yüzden yol hakkı benim. Şu Türkiye'de öyle bir şey yok abi. Acemi gibi sürer oldu. Niden asfaltı da aşırı kaygan. Acayip kayıyor. Oraya şu tane var ya, ani fren yapıp direkt yere yapışır. Ha şu an bu asfalt tutar işte bu. Bu asfalt tutuyor falan değil. Senedir makinanda bu şey var abi. 30'la gidiyorum 3. vites. Gazı açıyorum, makine yürüyüverim. Tekleme mekleme dolma şu bu hiçbir şey yok. Bastım mı yürüyor. Tek silindirde şehir içi bu yönden rahat. İyiden iyi de derdbent kavşağı. Wow, burada var ya 2 dakika neyim yanar ha. Şuraya geçeyim. Da neden ülke hem ilk hem tek hastanesi, hayat hastanesi özel. Ben yürüyorum, bu da yürüyor. Daha nereye gidiyorum mübarek. Şey güzel ya. Kask güzel şey, siyah. Motovilo iyi, hoş çekerim de işte gidiyorum, atıyorum Kazakistan Astana şehrine gittim, telefonu elime aldım, video çekeceğim. Orada biraz bocalarım gibime geliyor. Yani ben 1080-30 da çok şey yapmıyor ya. Videolarda çok hafıza kaybetmiyor. Yani demek 1 saat video çeksem 4 GB falan harcayacağım benim tahminim. Yani 15 dakikaya 500 MB falan yiyor tahminim. Ben de sevmiyorum ya. Oho. Yanlamaz çok sevdi ama acayip yanlıyor burada var ya. MT7 olacak da yanlıyor gideceksin. Sinyalimizi verdik inşallah. Bu asfalt da kayar ha. Öndeki adam küt fren yapsın vururum yani. Ya düşeceksin ya vuracaksın. Tek silindir. Az topluyor kendine bak. Ne oldu, hızlı gittim daha şimdi adam geldi, o adam yaklaşacak bana. Yani şehir içi hızlı gitmek eşeklikten başka bir şey değil ha. Bak adam geldi yaklaştı. Ne oldu, başım geçti adam. Başım göğüme erdi. Şimdi sen diyor ya şalvar davası bunda. Ağından esir getirdin, o çulsuza verdiğinde başın göğüme erdi. Şimdi bir güzel düşmedi mi ocağıma diyor. Döndümse kendi köyüme döndüm diyor yüzde artık. Az tokatladım ha, dizel süper lan. Rampa yukarı, gaz açıyor, motor teker sarıyor ya, böyle bir şey var. Yürüyor yani makine. Omerar 400. Bajaj Dornier 400. Var. Ya işte titreşim titreşim abi, 60'da stabil çekilsin ya da şey yok. Daha da uyuz da yok anasını satayım.
İyiyiz miyiz? İyiyiz var da o iyi soktik maç sabitleyici maalesef o mağlup yok. Broadway daha gelmeden geçelim şuradan. Broadway. Bruno. Eve geldik. Bizim ev o yönde ne ya? Altta garaj. Motor direkt koyuyorum garaja. Evet. Geçmiş olsun. İzlediğiniz için teşekkürler.